Apple'ın her sene aynı telefonları bin bir farklı yöntemlerle tekrar tekrar pazarlamasına hayranım. Gerçekten hayranım sayın seyirci. Yani adamlar aynı ürünün ismini değiştirip değiştirip satıyorlar yalan. Oğlum ben Apple'ın parodisini yapıyorum. Adamlar artık benim parodimi yapmaya başladılar. Şimdi iPhone 14'e geleceğim. Hepsinden önce biliyorsunuz Apple dün gece bir sunum gerçekleştirdi ve yeni telefonlarını, yeni senelik ürünlerini tanıttı. Sıradan hepsinin üzerinden geçeceğim ama işte her sene bildiğiniz gibi geçen sene çıkardığı ürünlerin bu sene de üzerine bir tık koyarak gelişmişlerini gösterdi. Hadi hepsine bir bakalım. Apple Watch 8 geliyor. 7 ile aynı. Yani birebir aynı. Hani özelliklerini yan yana koyuyorum. Onlar da aynı. Ha bu seneki farkı bizim için fiyatı. Ha yani bütçem biraz dar diyenler için Apple Watch SE var. O da bir öncekine yine birebir aynı ki aslında SE dediğimizde Apple Watch 5'in isim değiştirmiş hali. Yani 3 senedir yine adamlar aynı saati farklı isimlerle satıyorlar. Ama bu tarafta beni heyecanlandıran bir değişiklik var. Apple Watch Ultra tanıtıldı. Bu biraz daha böyle outdoorcular için üretilmiş, daha dayanıklı, daha geniş kadranlı bir model. Bak böyle bir şeyi uzun zamandır bekliyordum. Çünkü hani akıllı saatleri alıp böyle aktivite işine soktuğunuz zaman hani aman orası mı çizilir bir yerine su kaçar mı diye korkmaya başlıyorsunuz. Ben su altında da kullanacağım böyle bir akıllı saat arıyordum. Hani trekking saatleriyle akıllı saatleri birleştiren bir ürün istiyorum aslında ama genelde işte içinde hani barometresi, pusulası vesaire vesaire de olsun, dayanıklı olsun falan dediğimizde hani bu tarz ürünler var ama onlar da çok aşırı akıllı olmuyorlar. Bu tam kapasiteli çok güzel bir saat olmuş. Bayağı da hoşuma gitti. Vay amına koyayım. 28 bin liraymış. Siktir et. Sonraki ürün gelsin. Airpods Pro. Bu da öncekinin aynısı bir ürün daha. Buradaki tek fark 3. nesil Airpods'lardaki çevresel ses deneyimini getirmişler. Bir zahmet. Ha, bir de çok önemli ama çok önemli bir farkı var. Strap takabiliyorsunuz. 5000 TL'ye böyle sıkı sıkı tutunmak için bu tarz bir çözüm üretmişler. Hayırlı olsun. Evet sonunda iPhone 13 ve 13 Max duyuruldu. Evet bayağı iPhone 13'ü bir daha duyurdular arkadaşlar. Apple yememiş içmemiş hani geçen sene en azından böyle arka kamerayı çapraza kaydırmışlardı. Bu sene ona bile tenezzül etmemişler. Direkt ismini yapıştırıp geçmişler. Abi eşeğin aklına karpuz kabuk düşürdük resmen. Yani yol gösterdik ya. Şakaydı gerçek oldu inanamıyorum ya baya baya aynı ürünü ismini değiştirip tekrar satıyorlar arkadaşlar. Şu Tim Cook'u geçiren ekonominin başına bundan sonra o yönetsin ya Enflasyonu falan hep bu adam açıklasın Ya kimse bu kadar güzel rakamlarla oynayamıyor yemin ediyorum ya Valla bakıyorum hemen hemen her şey aynı yani çok iyi ya Gerçekten çok iyi. Hani aynı telefonun pahalısını isteyenleri de görmezden gelmemişler. Onlar için de seçenek sunmuşlar. Helal olsun size. iPhone 14 Pro. Bak bunun işte yeni tasarımını beğendim. Dynamic Island özelliği çok şık olmuş. Neredeyse 4 yıldır rakiplerinde olan bu kamera deliğini iPhone'a çok güzel yedirmişler. Valla şaka maka yakışmış. Orijinal iPhone tasarımını sattı biraz ve yaratıcı da bir çözüm olmuş en azından. Onun dışında yine aynı iPhone Pro. İşte yeni kamera, yeni ekran, yeni çip size hepsi en son 40.000 TL olur. Seneye yine aynı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.